bu kadar mutluyum. Keşke Saadettin'im de ölseydim. Ben de böyle mutlu olabilsem. Ay, o kadar çok eğleniyorum ki Gözüm abla. Kocamı evlendirmeye çalışanların hepsi birer belasını buldu vallahi. Keşke Saadettin'im de belasını bulabilse. Ama bu onlara çok iyi bir ders oldu. Keşke Saadettin'ime de bu ders olabilse. Ulan Ruhsar, ulan Ruhsar. Elbet bu fani tarafa geleceksin. Ben de bir hayalete yapılabilecek en terbiyesiz şeyleri sana yapmazsam... ...bana da tecavüzcü Mazhar demesinler. Ben geldim. Alçak hayalet. Dandik ruh. Ulan adi hortlak. Ben şimdi sana ne yapayım ha? Seni bir kere de ben öldüreyim de ikinci defa canın çıksın senine. Ah, ah, ne? Benim hayalet olduğumu unutuyorsun galiba. Unutmuyorum, unutmuyorum da çok sinirleniyorum. Bu rezilliğe bir son vermezsen hemen gidip evlenirim ha, ona göre. Tamam canım, kızma. Ben de yarın bitireceğim o zaman. Yarın olmaz. Yarın çok geç. Çünkü kız kardeşim Firdevs'le o maço Kadir'in evlenme kararı aldıklarını öğrendim. Ciddi misin? Ne demek ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bana bak, fena yaparım ha. Dördü ayırırım, kimse birleştiremez ha. Senin... Dur be. Dur da olsun be. Senin kuranlığının kol mu olsun be? Delirecek misin be? Aman bir bakalım biz Ceberut Hanım'la ne kararı aldık? Ve birlikte şifalı kaplıcalara gitmeye kararı aldınız. Balay için o da fena fikir sayılmaz tabii. Ama bizim asıl aldığımız karar evlenme kararıdır. Duydunuz mu Ruhsar Hanım? Babacığım tebrik ederim. Son günlerde duyduğum en doğru karar bu. Yani böyle bir karara ne kadar bravo desem azdır. Binlerce, milyonlarca defa bravo, 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 bravo. Kapı çaldı. Önde kapıcı gibi. Oo, çok güzel. Abiciğim. Ne var, ne var? Bir bakalım biz ne karar aldık? Ne kararını aldık? Duymak dahi istemiyorum, istemiyorum. İcabında evlenme kararı vermiş bulunuyoruz. Alo! Acele edin de evlendirin bizi hadi. İşimiz var. Tövbe tövbe, Allah Allah! Bu kapı da susmadı. Büyük bir otele kapıcı olarak mı girsem ben de? Ne yapsam? Şuraya bak, sabahtan beri kapı açıp kapıyorum. Merhaba minik kuşum! Merhaba anne, hoş geldin. Sen bir gülü misin? Oo, sen? Yani... Merhabalar, merhabalar. Merhaba. Bilin bakalım biz neye karar verdik? Abi evleneceğiz. Düğünümüzde ayıcıklar oynatacağız. Minik ayıcıklar. O küçük küçük ayıcıklar yer sizi inşallah. Tamam. Yer. Tebe tebe. Ne tebesin? Yer inşallah. Bu kapı susmadı ya. Ben kapıcı mıyım ya? Zıt pıt kapı açıyorum ya. Buyurun kapıcı. Önder Bey merhaba. Bilin bakalım biz karlı kayın ormanında el ele gezerken... Neye karar verdin? Evlenmeye. Evet, hemen nöbetçi bir nikah memuru bulup derhal evleneceğiz. Biz de. Artık acil olarak şu işi bitirmen gerekiyor. Aman tamam, hemen bitiriyorum. Ama umarım bu onlara çok büyük bir ders olmuştur. Tamam, ders olur olmaz. Orası karıştı. Sana. Ne oluyor bana ya? Bu küçücük kıza evlenme mi teklif ediyorum ben? Benim Muğruk'la ne işim var? Ne evlenmesi? Az kalsın bu şişko karıyla evlenmeye kalkacaktım. Senin gibi pinti bir herifle evlenmem söz konusu bile olamaz zaten. Ay Allah'ım Allah'ım, bu iğrenç pagandayla benim ne işim var? Şala! Ben en iyisi akıllı olup buradan bir an önce naşlayayım. Hadi bana eyvallah. Ay, ben de gidiyorum. Düzeldi. O da düzeldi. Annem giller. Abi bir gülüm benim aşkım. Seni eskisinden bile daha çok sevdiğimi fark ettim şimdi. Anne! Mankibim, gazoz gözlü mankibim benim. Annemi niye değiştirmedin? Allah Allah, niye değişmedi bunlar? Bana bak Ruhsar, annemi çabuk eski haline getir yoksa fena olacak, haberin olsun ha. Vallahi da billahi de yemin ederim benim dışımda bir olay bu ya. Dur bakayım, en iyisi gidip bir Gözüm ablaya danışayım. Danış, gözüme mi danışırsın, gözüme mi danışırsın, danış. Bir sorun var Gözüm abla. Hadi söyle bakalım, neymiş sorun? Herkes eski haline döndü, bir tek menkıbe cadısında bir değişiklik olmadı. Bir Gülüye deli gibi aşık hala. Gözüm abla, bunun nedeni ne olabilir sence? Dur bakalım, bir deftere bakalım. Sihri geri aldıktan sonra eski haline dönmesi gerek. Herhangi bir yan etkisi de yok.
Nasıl oluyor o zaman? Biguli'nin sevgilisi Manki Bey. Biguli'nin sevgilisi Manki Bey. Ay eline diline sağlık. Abi canım Biguli'm. Ne kadar da güzel söylüyorsun. Abi senin için 15.000 tane şarkı yapmazsam kendime intihar yaparım. Yaşa! Ay anne, böyle bir adama nasıl aşık olabilirsin? Delireceğim şimdi. Kes sesini gerzek Firdevs. Kime aşık olacağımı sana soracak değilim. Herhalde. Abi, annem iyi mi sence? Tabii ki değil, salak. Ama geçici bir durum bu. Düzelecektir, merak etme. Hadi sen bir şeyler çal da neşemizi bulalım Biguliciğim. Masar. Çabuk söyle, çabuk, çabuk söyle. Ne olmuş? Ne olmuş? Bilmiyorum. Annem düzelecek mi? Bilmiyorum. Gözüm abla da bu durumdan bir şey anlamamış. Hanım bak Ruslar, yalan söylüyorsun. Annemden intikamını alabilmek için bu oyunu sürdürdüğünü biliyorum. Üf ya. Dur bakayım o zaman, bir daha deneyeyim. Dene bakayım, dene. Seni veren Allah'a kurbancık olurum ben kibim. Ben de seni çok severim. Olmuyor, neden olmuyor ya? Neden olmuyor, neden olmuyor? Bak sana yemin ediyorum, annem bir düzelmesin gidip Reyhan'la evleneceğim. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Bak şimdi arıyorum işte. Ha. Delidir melidir ama hazır askerdir. Bir telefon pat, gelinlik de gelir vallahi. Ha. Görürsün. Düzelmesin bak, o Reyhan'la evlenirim ben. Alo. Alo, Reyhan sen misin? Ben benim de, siz kimsiniz? Ben Masar. Şey, Menkıbe Hanım'ın oğlu Masar mı? Evet, evet. Bana bir şey mi söyleyeceksiniz Masar Bey? Evet, bir şey söyleyeceğim. Hazırlan, yarın hemen evleniyoruz. Ne? Ne? Anneciğim, hangi? Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana.